Herkese merhabalar. Bugün sizlere masal ve fabula arasındaki farkı kısa, leziz ve detaylı bir video ile anlatacağım. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar. Birazdan işleyeceğimiz konu hem sınavlarımıza çıkacak hem de çok leziz bir konu. Yani resmen size masal anlatacağım ama sizler de bu masalın sonrasında uyumayacaksınız. Ne yapacaksınız? Konuyu net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Hemen başlıyorum çünkü vaktimiz değerli, vaktiniz değerli. Şimdi bugün masal ve fabul konusunu öğreneceğiz. Zaten mutlaka duymuşsunuzdur. Nedir? İşte evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde pireler tellal iken, develer berber iken diye başlayan kısa hikayecikleri, ders verme amacıyla yazılan kısa hikayecikleri biz masal diyorduk. Fabulların da tek farkı öğüt veriyor. Fabullarda hayvanlar konuşuluyor. Masallar mutlu sonla biterken fabullar genellikle ibret verici bir sonla bitecek. Şimdi hemen başlıyorum. Olağanüstü özelliklere sahip masalın anahtar kelimesi olağanüstü arkadaşlar. Olağanüstü özelliklere sahip kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların anlatıldığı hayale dayalı edebi tür. Birincisi olaya dayalı bir anlatım. Genellikle bir tekerlemeyle başlıyor. Yer ve zaman belirsiz. Evvel zaman içinde kalbur zaman. Ne diyorsun? Neredesin? Bilmiyorum. Olağanüstü kişiler ve olaylar var. Dev, peri, cin, padişah, prenses ve benzeri kahramanlar görüyoruz. Olaylar Kaf Dağı ve benzeri hayali mekanlarda geçer. Kaf Dağı neresi hocam? Yok öyle bir yer. Yani hayali bir mekan. Olaylar geçmişte ama belirsiz bir zaman. Evvel zaman içinde. Tam tarih verebilir misiniz? Hayır veremem çünkü bu bir masal. Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler var. Sonunda iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor ve eğiticilik niteliği var. Sen de diyorsun ki ha ben de iyi olmalıyım bak iyiler kazanıp kötüler kaybediyormuş diyorsun. Ve evrensel değerler işlenir. İşte yalan söylememek, anneyi sevmek, işte doğruyu söylemek gibi dini ve milli ögelere yer verilmez. Yani kırmızı başlıklı kız ya da işte pamuk prenses ve yedi cüceler. Nerelisin? Ney? Pamuk Prenses Yedi Cüceler'in nereli olduğu bilinmez ki. Ya da işte Kırmızı Başlıklı Kız aslen Elazığlı. Öyle bir şey yok ki. Nereli olduğu belli değil. Yani bunların hiçbirinin nereli olduğunu bilinmez. Hangi ülkeye ait olduğu bilinmez. Bunlar evrenseldir. Ama mesela destanlar vardı hatırlar mısınız? İşte Alper Tunga, Bozkurt, Ergenekon, Türeyiş, Göç. Buna benzer destanlarımız ulusal destanlardı. Yani bizim ülkemize ait destanlardı. Şimdi halk masalları halkın yarattığı ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı olaylar. Hep olağanüstülük bunlarda var. Halk masalı anonimdir. Yani söyleyeni belli değil. Sözlü edebiyat içerisinde zenginleşiyor zamanla ve sonradan yazıya geçiriliyor. Yapma masal ise mesela vatandaşın biri oturuyor bir masal yazıyor. Yazarı belli bunun. Yazılı edebiyatın ürünü yazıldığı gibi kalıyor ve yazılı olarak ortaya çıkıyor. Mesela hatırlar mısınız bir yapay destanlar vardı bir doğal destanlar vardı. Bu da onun gibi. Yazarı belli ise yapma destan oluyor. Şimdi halk masalı türlerine baktığımızda bir asıl masallarımız var. Hayvan masalları, güldürücü masallar ve zincir masallar olmak üzere dört kısımda inceleniyor. Mesela bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellalken, pireler berberken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Nasıl yani? Annesinin beşiğini nasıl sallayabilir ki bir insan? Ülkenin birinde bir kasaba varmış. Bu kasabanın kenar mahallelerindeki bir kulübede çok fakir bir Keloğlan ile ihtiyar annesi yaşarmış şeklinde giden bir masal. Burada Keloğlan ve kuyudaki dev masalı. Tüm masalı okuyacak değilim size. Şimdi masalın planına baktığımızda döşeme bölümü vardır. Serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümü vardır. Şimdi döşeme bölümü dediği yer esasında başta gördüğümüz şey. Önce bir döşüyor yani başlıyor. Diyor ki bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yani odayı darayıp döşemek gibi düşünün. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diyerekten başladı. Sonra serim olay başlayacak. Sonra düğümlenecek eyvah diyeceğiz. Dev acaba Keloğlan'a bir zarar verecek mi? Sonra çözülecek Keloğlan kazanacak. En sonunda da onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diye bir dilek tutacağız arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz bu bölümlerin ne olduğuna. Şimdi döşeme dinleyicinin ilgisini çekme amacını taşıyan tekerleme bölümüdür. Hocam bunları niye öğreniyoruz? Birincisi arkadaşlar bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler. İkincisi 2020 üniversite sınavında direkt bunu sordular. Döşeme bölümü nedir dediler. Tekerlemenin olduğu bölümdür diye bilmen gerekiyor. Orada tekerlemenin geçtiği yeri bilmen gerekiyor. Dolayısıyla bu bir üniversite sınav sorusu. Yani sen eğer işletme, iktisat, hukuk, işte uluslararası ilişkiler buna benzer sözel ya da eşit ağırlıklı bölüm istiyorsan bu soru senin için bir integral sorusuyla, bir matematik sorusuyla aynı değerde. Dolayısıyla bunları bilelim arkadaşlar. Bunların her biri birer bilgi. Bunun sebebini de anlatayım. Bazı öğrenciler diyor ki hocam biz ne yapıyoruz bunları ya ne yapacağız diyor. Mesela bir tane para isteyebilir miyim? Var mı yanınızda kağıt para? Mesela bu para gerçi 50 lira. Şimdi bu paranın esasında kağıt olarak baktığımızda hani şu beyaz kağıttan daha az yazı yazabilirsin. Bu kağıda çok fazla yazı yazabilirsin. Bu kağıda daha az yazı yazarsın. Yani buraya en fazla bir telefon numarası yazabilirsin. Ama 50 lirayı sadece para olarak düşündüğünde bu parayla ne yapabilirsin? Yemek yiyebilirsin. Bu parayla bundan yüzlerce alabilirsin. Niye?
Çünkü bu bir para, yani bir kağıt ama bir para. Bu ise sadece kağıt. İşte bunların her biri bir bilgi. Düşündüğümüz zaman normal sıradan bir bilgi. Bu bilgiler ne işimize yarayacak hocam diyebilirsin. Eğer buna kağıt olarak bakarsan. Ama bu bilgi senin üniversiteyi kazanmanı sağlıyorsa, senin yazılardan yüz almanı sağlıyorsa işte bu para gibidir. Para nasıl gerektiğinde kullanıldığında çok değerliyse buradaki bilgiler de gerektiğinde kullanıldığında size çok ciddi kazanımlar sağlar arkadaşlar. O yüzden buraya dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdi serin bölümünde kişiler tanıtılıyor. Seriyor böyle bir tanıtıyor. Ardından da düğün bölümünde olaylar gelişip çatışma ortaya konuyor. Çatışma derken hocam yani olaylar birbirine giriyor. İyiler ve kötüler belirginleşiyor. Ayrıntılar var. Merak duygusu yoğunluk kazanıyor. Acaba ne olacak diyorsun. Ve olaylar hızlanarak çözüm noktasına yöneliyor. Çözüm bölümünde çatışma çözülüyor. İyiler kazanıyor. Kötüler tabii ki kaybediyor. Ve kötüler af diliyor veya cezalandırılıyor. Dilek dedi iyi dilek bildiren kalıplaşmış sözler son buluyor. Hani demiştik ya. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Yani gökten üç elma düşmüş. O kısımda bu kısım oluyor. Şimdi dünya edebiyatında masala baktığımızda masalların eski kaynağı eski Yunan ve Hint mitolojileri. Eski Yunan'da Ezop masalları bilinen en eski masal örnekleri. Ezop diye bir adam var. Hem fabular yazıyor hem de böyle masallar yazıyor. Ezop masallarındaki kahramanlar genellikle hayvanlardan seçiliyor. Hint edebiyatındaki Panchatatra adlı eser M.Ö. 1. yüzyılda yaşayan Beydaban'ın yazdığı Kelile ve Dimne doğudaki ilk masal örnekleri. Arap ve İran kaynaklı Binbir Gece masalları doğu toplumlarının hayal dünyasının ürünü. Jacob ve William Grimm Almanya'da halk arasında yaşayan masalları derleyerek çocuk ve yuva masalları adıyla yayımlıyor. Grimm kardeşler tarafından 1812'de yayınlanan bu masallar Grimm masalları olarak da biliniyor. Danimarkalı yazar Andersen 1835'te Çocuk Masalları adlı eserinde yayınlıyor. Şimdi bizim edebiyatımızdaki masala baktığımızda Türk edebiyatında İslamiyet öncesi hatırlarsanız Uygurlar vardı. Uygur denemenin eseri olan Kalyanam Kara ve Papam Kara yani iyi düşünceli prens ve kötü düşünceli prens masal özelliği gösteren ilk eserlerden. Osmanlı döneminde sözlü gelenekten derlenerek hazırlanan Billur Köşk ilk Türk masallarından bu da önemli. Bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. 19. yüzyıldan itibaren Türk halk edebiyatının sözlü ürünler içinde kıssa adıyla anılan masal için mesel sözcüğü de kullanılıyor. Şinasi 1859'a yayınladığı Tercüme-i Manzume yani şiirlerin tercümesi, çevirisi adlı kitapta La Fontaine'den hani fabulacı vardı ya La Fontaine. La Fontaine'den masal çevirileri yer alıyor. Masal sözcüğünü gerçek anlamına bağlı olarak kullanan ilk sanatçı ise Namık Kemal. Halkın dilinde yaşayan masalları bu da çıkmış arkadaşlar mesela üniversite sınavında. Pertev Naili Boratav, Eflatun Cem Güney, Nakit Ezel gibi araştırmacılar derleyerek yayınlıyor. Türk edebiyatında da Anadolu ve Rumeli'den derlenmiş çok sayıda masal olduğunu bileceğiz. Şimdi bizim masallarımızın ortak özelliği nedir bunlara bakalım. Birincisi bir masal annesi ya da bir masal ninesinin etrafında dile getiriliyor. Kalıplaşmış bir tekerlemeyle başlar. Tekerlememizi hatırlıyoruz. Ne vardı mesela? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye bir tekerlemeyle başlıyordu. Ortasında ve sonunda da tekerlemeler bulunabiliyor. İyiler var ve kötüler var. Ne oluyordu? İyiler kazanıyordu, kötüler kaybediyordu. 3, 7, 40 gibi sayılar geçer. Mesela 40 gün 40 gece. Ali Baba ve 40 Haramiler. Hatırlarsanız destanlarımızda da 40 rakamı önemli bir motifti. Kahraman olağanüstü bir işi başarma görevini üstleniyor. En zayıf kişinin en zor görevi gerçekleştirmesi üzerine kuruluyor. Böyle mesela Keloğlan ufacık tefecik bir oğlan ama devleri yenebiliyor. Cadı kadınlar, devler, vezirler kötü kahramanlardır. Padişahlar, hükümdarlar, Hızır Derviş iyi kahramanlardır. Derviş, Hızır, Peri, Cin gibi kahramanlar doğaüstü yani olağanüstü özelliklere sahip. Keloğlan en tanınmış masal kahramanı. En çok tilki, aslan, zümrüdü, anka, papağan gibi hayvanlara rastlanır. Hep mutlu sonla bitiyor. Kötüler sonunda mutlaka cezalandırılacak. Hep mutlu sonla bitmesi önemli arkadaşlar. Birazdan fabullarda göreceğiz. Fabullar ibret verici sonla bitecek. Ve sonunda da gökten mutlaka 3 elma düşüyor. Şimdi masal tiplerine baktığımızda masal kahramanlarından bazıları sembolik tipler. Yani bu kahramanların belli bir karakteristiği var ve onun için sunuluyor. Mesela Keloğlan şans, akıl ve zekayı temsil ediyor. Köse hainlik ve kötülüğü temsil ediyor. En küçük kardeş zeka, akıl, şans, başarı ve iyiliği. Yani en küçük kardeş genelde olayı çözümler. Büyük kardeşler kıskanç ve kötüdürler. Üvey anne kötüdür ve zulüm getirir. Üvey kız kardeş kıskançtır. Yaşlı adam iyilik ve yardım getirir. Bunlar tabii masal. Bunların hepsi doğru değil. Yani üvey anneler iyi olabilir. Büyük kardeşler kıskanç olmak zorunda değildir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik fabullara. Demek ki masalları 5 kelimede özetleyin hocam derseniz. Olağanüstü. Bölümleri var döşeme gibi veyahut da dilek gibi. Aynı zamanda evrensel yani tüm insanla ilgilendiren konular ulusal değil. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor ve ders verme amaçlı. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik fabullara. Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden genellikle şiir şeklinde olan edebi türlerdir. Burada da olay var. Hem şiir hem düz yazı olabiliyor. Hayvanlar kahraman dedik. Kurnazlık, cesaret. Mesela tilki kurnaz olacak. Cesaret, kibir, mesela aslan kibirli olacak, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil edecekler
Esasında biz insanlara ders vermek amaç. Yani sen bir aslanın ve tilkin oturup da vay be fable ne kadar önemli diyeceğini düşünemezsin. Yani. O bizim için yazılıyor. Yer ve zaman ögeleri belirsiz. Aynı masallar gibi. Teşhis yani insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Ve intak yani insan olmayan varlıkların insan gibi konuşulması sanatlarından yararlanılıyor. Evrensel temalar. Kıskançlık, kibir, cesaret. Herkes kıskanç, kibirli, cesur ya da kurnaz olabiliyor. Öğüt verici yani didaktik özellikler taşıyor. Ve özlü sözlerle bitiyor. Şimdi. Ormanlara korku salan şahların şahı aslan kocamış yatalak olmuş. İninde içini çeker dururmuş. Hey güdü günler hey diye. Dünkü uşakları başlamış onun güçsüzlüğüyle güçlenmeye. Önünde titreyenler üstüne yürümüş. At gelmiş çifte atmış böğrüne. Kurt gelmiş arkasını ısırmış. Öküz gelmiş boynuz vurmuş. Aslan zavallı, bitkin, mahzun, perişan. Kükremeye mecali yok ihtiyarlıktan. Ah vah etmiyor boş yere, ört ki öleyim diyor biçare. Tam kendini bırakmış ölecek, bir de ne görsün? Eşek. O da gelip tekme atacak aslana. Yo demiş kalkmış ayağa, ölmeye razı olduk yeter. Senden tekme yemek ölümden beter diye eşeğe serzenişte bulunuyor aslan. Şimdi burada gördüğünüz gibi hayvanlar konuşuruldu, aslan konuştu. Ve burada bize bir öğüt vermeye çalışıyor. Yani insan... Bazı durumlarda ölmeyi bile yeğler bir duruma düşmektense, yani kötü bir duruma düşmektense ölmeyi bile yeğler diyor. Şimdi fabullarda dikkat ettiyseniz tekerleme bölümü yok. Serim, düğüm, çözüm var. Öğüt bölümü var. En sonunda da dilek bölümü yok. Yani demek ki masalda hatırlarsanız döşeme vardı bir de dilek vardı. Burası önemli. Şimdi serimde kişiler tanıtılıyor. Olayın geçtiği çevre belirtiliyor ve olay başlatılıyor. Olayın ayrıntılarına giriliyor. Temel çatışma ortaya konup olay düğümleniyor. Düğüm bölümünde. Düğüm bölümünde olay düğümlenir. Bu kadar basit. Merak duygusu zirveye ulaşıyor ve düğüm çözülüyor. Çatışma sona erecek çözüm bölümünde. Olay genellikle beklenmedik bir sonuca bağlanıyor. Öğüt bölümünde de olayla ilgili ana fikir öğüt biçiminde belirtiliyor, veriliyor. Öğüt bazen bir atasözüyle de belirtilebilir. Şimdi bakalım bir tane fable'ın serim, düğüm, çözüm, öğüt bölümlerini inceleyelim. Size sınavda böyle bir şey yapacaklar arkadaşlar. Yani böyle bir fable verip bunların serim, düğüm, çözüm, öğüt bölümlerini bulun diyecekler. O yüzden burayı dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pençesine bir fare. Aslan, aslan yüreklemiş o gün. Kıymamış canına, bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir? Farenin aslana iyilik edeceği. Etmiş işte. Hem de canını kurtarmış. Şimdi bir giriş yaptı. Günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa. Ağlar içinde kalmış. Kükremiş durmuş boşuna bak. Aslan... Bir tuzağa düştü ve düğüm bölümü ne olacak acaba diyoruz. Çözüm geliyor. Bereket. Fare usta yetişmiş imdada. Bu iş kükremekle değil kemirmekle olur demiş. Başlamış incecik dişlerini işletmeye. Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır. Bir ilmi kopunca ağdan hayır mı kalır? Aslan ağdan kurtuluyor yani. Öğüt. Sabır biraz da zaman. Güçten öfkeden daha yaman. Herkes herkese yardım etmeli. Ben büyük o küçük dememeli diyerek gördüğünüz gibi en sonunda da bize bir öğüt verdi. Giriş bölümünde böyle bir tanıttı. Düğüm bölümünde olaylar düğümlendi. Çözüm bölümünde aslan kurtuldu. Öğüt bölümünde de bizim öğüdümüz verilmiş oldu. Şimdi dünya edebiyatına fable'a baktığımızda M.Ö. 6. yüzyılda yazıya geçirilen Ezop masalları fable türünün ilk örneklerini içeriyor. Beydaba'nın yazdığı Kelile ve Dimne doğudaki ilk fable örneği. Sadi'nin yazdığı Gülistan'da fable özelliği taşıyan metinlere sahip. Fransız yazar La Fontaine Ezop ve Beydaba'dan esinlenerek fabular yazmıştır. Ben öğrencilerime La Fontaine deyince hemen akıllarına Murat Dalkılıç geliyor şarkısından dolayı ama La Fontaine fabulcu arkadaşlar bunu unutmayın. Fable türünün özelliklerini taşıyan bazı edebi eserlere baktığımızda Richard Bach'ın Martısı, George Orwell'in Hayvan Çiftliği bunu okumanızı tavsiye ederim. Antoine de Saint-Exupéry'nin de Küçük Prens'i önemli. Şimdi bizim edebiyatımıza fable'a baktığımızda tabii ki Hint, Arap ve İran edebiyatlarından etkileniyoruz. Mevlana'nın Mesnevisi, Gülşehri'nin Mantıkut Tayr adlı eseri, Şeyhi'nin Harnamesi bunlar önemli fable örnekleri. Mesela Şeyhi'nin Harnamesi'nde öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesi anlatılıyor. Yani elde ettikleriyle yetinmeyip daha fazlasını isteyen insanın düştüğü aciz durumu gösteriyor. Şinasi La Fontaine'in fabularını çevirerek Tercüme-i Manzume Şiir Çevirileri adlı kitabında yayınlıyor. Harname'den bir metin mesela bu da üniversite sınavında sorulmuştu. Bir eşek var idi zayıf nizar, yük elinde kat işkese vüzar diye devam ediyor. Yani zayıf bir eşek vardı, yük çekmekten anası ağlardı. Bazen odun çeker, bazen su taşırdı, gece gündüz sıkıntılıydı. O kadar ağır yükler taşıdı ki yaralardan tüy kalmadı, eti ve derisi de kalmadı. Teri yükler altında kan gibi akıyordu diyor. Yani eşeğin durumunu önce betimleyecek, sonra öküz olmaya yeltenecek ama başına gelmeyen kalmayacak. Harname 15. yüzyılda Şeyhi tarafından yazılıyor ve edebiyatımızdaki ilk fable örneği. Mesnevi nazım biçiminde kullanılıyor. Yani mesnevi nazım biçimi nedir hocam? Hemen gösteriyorum. AA, BB, CC, DD diye gidiyor. Yani kendi içinde uyaklı, aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. 126 beyitten oluşuyor. Yani 126 çarpı 2 satırdan oluşuyor. Anlatma çünkü bunlara beyit diyorduk öyle değil mi arkadaşlar? Bunların her biri beyit.
anlatma, tasvir, diyalog, iç monolog yani kendiyle konuşma, özetleme, geriye dönüş gibi tekniklerden yararlanılıyor. Sembolik bir anlatım var. Yani eşek yetindiklerine şükretmeyen insanı temsil ediyor esasında. Elindeki yetinmesini bilmeyen kişiler eleştiriliyor. Şimdi gelin masal ve fable'da karşılaştıralım. Ardından da dersimizi bitirelim arkadaşlar. Sonrasında sizler mutlaka 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımızdan ya da Dinamo Soru Bankamızdan bu konuyla alakalı sorular çözmenizi tavsiye ediyoruz. Kitaplarımızda nereden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi masalda döşeme bölümü var. Düz yazı şeklinde yazıya geçiriliyor. Kahramanlar, insanlar olağanüstü. Son bölümde dilek var ve mutlu sonla bitiyor. Masalın yanına mutlu son yazıyorum. Fable'da tekerleme yok, yani döşeme bölümü yok. Şiir veya düz yazı olabiliyor. Kahramanları genellikle hayvanlar. Son bölümü öğüt bölümü. İbret verici bir sonla bitiyor fable'lar arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte masal ve fable'ı öğrendik. Gördüğünüz gibi lokum gibi güzel bir konu. Afiyet olsun diyorum. Diğer dersimizi gösteriyorum.